Değerli canlar, sevgili dostlar, Altv Berlin YouTube kanalından hepinize merhaba. Bugün bu tarihi binadayız. Berlin Eyalet Parlamentosu'ndayız. Ve burada sevgili Doktor Turgut Altuğ, Yeşiller Partisi'nden sevgili Doktor Turgut Altuğ'la beraber 12 Şubat'ta yapılacak seçimler üzerine sizlerle sohbet edeceğiz. Sevgili Turgut, hoş geldin. Teşekkürler, hoş bulduk. Sağ olasın. Değerli canlar, bildiğiniz gibi 26 Eylül 2021'de yapılan Berlin Eyalet Parlamentosu seçimleri görülen kimi eksikliklerden dolayı Verfassungsgerichtshof dediğimiz kurumun kararıyla 12 Şubat 2023 tarihinde tekrarlanmasına karar verildi. Sevgili Turgut, sen de 26 Eylül seçimlerinde olduğu gibi yine Kreuzberg'de direkt adaysın. Son seçimleri de %35 gibi yüksek bir oyla seçildin. Şu soruyla başlamak istiyorum. Ne dersin acaba? Bu oylar, bu %35 senin mi yoksa partinin mi? Bildiğiniz gibi seçimlerde birinci ve ikinci oy vardı. Birinci oyların miktarı %2,5-3'e yakın, daha fazla ikinci oylarda. Yani partinin aldığı oy oranından daha fazla oy aldım yüzde olarak. Ve bunu nedenini şeye bağlıyorum. Yani ben 11 yıldır meclisteyim ve 11 yıldır milletin vekili olmak yolunda çalışıyorum. Ve birçok insan şimdiye kadar bana söylediklerine göre ki bu yolda da başarılıyım. Evet. Bu tarihi bir binanın içerisindeyiz. Bu bina üzerine kısaca bir şeyler söylemek ister misiniz? Tabii. Eyalet Parlamentosu üzerine. Şu anda içinde bulunduğumuz bina Berlin Eyalet binası. Eskiden Preußische Landtag dedikleri Prusya Meclisi idi. 19. yüzyılın sonlarında itibaren, yani 20. yüzyılın başlarından, 19. yüzyılın sonlarından itibaren ve bu binanın çok büyük bir tarihi var. Örneğin Naziler tarafından da kullanıldı. Duvarlar çekildikten sonraki duvar hemen karşı tarafta, buradan 50 metre ötede, uzaklıkta. Duvarlar yıkılmadan önce de Doğu Almanya tarafından kullanılmıştı. Ve iki Almanya'nın birleşmesinden sonra da 1991-93 yıllarında Berlin Eyalet Meclisi Schöneberg'den buraya taşındı. Evet. Hangi alanlarda, hangi komisyonlarda görev alıyorsunuz? Ben meclis grubunda doğa koruma, doğa eğitimi, çevre eğitimi ve tarım ve beslenme konularında çalışıyorum. Meclis grubunun sözcüsüyüm bu alanlarda. Aynı zamanda meclis komisyon başkanıyım. Bu komisyonun ilgilendiği alanlar iklim koruma, tüketici koruma ve aynı şekilde tarım ve hayvancılık ve hayvan koruma da bunun içerisine giriyor. Evet. Şimdi 1,5 senedir, yani 26 Eylül'den beri koalisyon hükümetindesiniz. Yeşiller Partisi olarak da daha önce de vardınız. Özellikle bu 1,5 seneden neleri başarabildiniz, neler yapabildiniz parti olarak da? Ya birçok şeyi başardığımızı söyleyebilirim. Bu Rot-Grün, şimdi de 1,5 yıldır Rot-Grün, Rot diye adlandırdığımız Senato ya da Berlin Eyalet Hükümeti son 1,5 yıldır özellikle krizleri atlatmaya uğraşıyor. Korona ile ilgili. Ondan önceki dönemde de aynı şey. Yani 2020 yılından bu yana korona büyük bir sorundu. Hala sorun. O kadar güçlü olmasa da. Yani bu süre içerisinde Berlin bütün Almanya çapında hem tüketicilere hem Berlinlilere hem de buradaki birçok firmaya bürokratik olmayacak bir şekilde çok çabuk kolay olacak kolaylıkla sağlanılacak bir şekilde yardımlarda bulundu, mali yardımlarda bulundu. 2 milyar euroya yakın bir yardımda bulundu. Ve bu yardımlar hala devam ediyor. Bu savaş çıktıktan sonra biliyorsunuz enerji fiyatları artmış durumda. Onların tüketiciye tamamıyla yansımamasına ilişkin çalışmalarda bulundu. Yeterli mi yetersiz mi ona insanlar karar verecekler tabii ki. Örneğin unutulmaması gereken şeylerden bir tanesi bizim hükümetimiz döneminde okullarda çocukların öğle yemeğine için para ödemesine gerek kalmadı. Öğrenciler toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanıyorlar. Bunun yanı sıra benim çalışma alanlarımdan örnek verecek olursak Berlin'de bütün belediyelerde
bir tane şey var, Doğa Çevre Koruma Merkezi var ki benim için çok önemli projelerden bir tanesiydi. Örneğin herhangi bir okul ya da kreş şeye, senatoya başvurup, daha doğrusu senatonun görevlendirdiği bir kuruma başvurup şey diyebiliyor, işte şu gün çocukları buradan sınıftan alın ya da yuvadan alın, yakındaki parka götürün, onlara doğa eğitimi, çevre eğitimi konusunda işte ders saati sırasında bir şeyler gösterin. Tabii bunu yapan uzmanlar var. Böylesi birçok projeler yapıldı, yapılıyor. Ve şeyi söyleyebilirim, yani dönüp baktığımda şu 6-6,5 sene içerisinde bu şehirde birçok şeyi başardığımız, özellikle doğa koruma, iklim koruma alanlarında da birçok şey yaptık. Örneğin özellikle Türkiye kökenli vatandaşlar arasında çok tartışılan konulardan bir tanesi, işte her tarafta bisiklet yolları yapıldı deniyor. Ben de diyorum ki, eğer bisiklet yollarının yapılmaması özel araç kullananları, araba kullananları daha çok tehlikeye atabilecek. O zaman sokakta tamamıyla kaos söz konusu. Bir, ikincisi şeyin, yolların ve kamuya ait alanların bence adaletli bir şekilde herkes tarafından kullanılması söz konusu. Yalnızca araç sahipleri tarafından değil. Bunun içinde yayalar da söz konusu, yalnızca bisiklet kullananlar değil. Bu konularda birçok çalışmalar yapıldı. Son olarak da metro sayısı arttırıldı. Elektrikli otobüs sayısı arttırıldı. Bunlar şimdilik aklıma gelen önemli şeyler, tam da bu başarılar. Dediğin konudan yola çıkaraktan şimdi belki kimi memnun olan insanlar falan vardır diye düşünüyorum. Ama gerçekten ben kendi çevremde kiminle konuşuyorsam herkes bir çeşit sizin bu trafik politikanızdan şikayetçiler. Yani özellikle ağırlıklı olarak tabii araba sürücüleri. Yani senin de alanına girdiği için acaba gerçekten ne kadar doğru böyle işte tek şerit haline getirip gittikçe arabaların daha çok böyle şeyde trafikte yoğunlaştığı, o egzoz arabalı motorların daha çok çalıştığı bir dönem. Bunun araştırmasını yapıyor musunuz? Yani faydası var mı, yok mu? Bir de bu araba sürücülere düşmanlığınız neden böyle? Niye sevmiyorsunuz araba sürücülerini? Şimdi birincisi, siyasette düşmanlık ya da bizim düşmanlığımız söz konusu değil. İkincisi, sevip sevmeme olayı da değil. Üçüncüsü, dünya şu anda kuruluş, yani bizim insanların varoluşundan bu yana yaşamadığı bir şekilde karbon salınımını yaşıyor ve iklimler değişiyor. Yani siz şimdi arabayla, neden ben Berlin'de araba kullanırken işte bisiklet yolları benim yollarımı daraltsın, onun için ben, bana daha az yol kalsın gibisinden bir argümentasyon, bir yaklaşımdan yola çıkıyorsunuz. Ben de diyorum ki, biz de diyoruz ki, yani dünya şu anda öyle bir kriz içerisinde ki buna karşı yapacağımız çalışmalardan en önemli bir tanesi, hepsi değil, bir tanesi. Çünkü şey, araçlardan dolayı karbondioksit salınımı %30-40'larda, aynı şekilde tarımdan dolayı yine %25-30'larda, ısıtmadan dolayı çok fazla miktarda. O yüzden bu sorunun bir parçası. Fakat Berlin'de çok fazla bununla ilgili konuşuluyor. Sanki yeşiller yalnızca trafikle ilgili çalışıyormuş gibi, ki yanlış. Ama nedenini biliyoruz. İnsanlara bence yanlış bilgiler verilip bunun sorumlusu sizin düşmanınız, ki öyle bir şey söz konusu değil bizim için, yeşiller deniyor. İşin popülist tarafı. Biz de diyoruz ki, ileriyi gören bir parti olarak Berlin gibi bir yerde araç kullanımının miktarını azaltmamız gerektiğini ve ama toplu ulaşım araçlarının miktarını arttırmak, örneğin ücret 29 euroya düştü. Daha doğrusu Almanya çapında 49 euroya her yere gitme şansınız olacak. Biz Berlin'de bunu 29 euroya, hatta 19 euroya düşürmeyi düşünüyoruz. Ki insanlar aracını kullanmak zorunda kalmasınlar. Bu dördüncü konu bununla ilgili. Şey, tabii ki trafikte sıkıştığınız zaman daha fazla egzoz salınımı, karbondioksit salınımı söz konusu. Araçların durduğu yerde çalışmaları söz konusu. Ama bunun nedeni şey değil, bizim yaptığımız ulaşım politikası değil, şehir büyüdü. Son 5 yıl içerisinde Berlin'e yaklaşık 300 bin insan geldi. Düşünün, yani Heidelberg kadar büyüdü Berlin. Bu insanların çoğu da araba kullanmak istiyorlar. Ki demin söylediğim gibi, başta söylediğim gibi, en önemli şey iklimin korunması. Bunun içinde her bireye görev düşüyor.
Eğer çocuklarınızın, torunlarınızın geleceği sizin için önemliyse, bence olabildiğince az araba kullanın. Tekrar ediyorum ama Yeşiller hiçbir zaman şey demediler, biz arabayı yasaklayacağız demediler. Ki saçma bir şey. İhtiyacımız olacak ama biz şey diyoruz, benzin ve dizelle çalışan araçlar değil, elektrikli araçlar kullanılsın ki karbondioksit salınımı azalsın bir. İkincisi de bu araç miktarını da azaltalım ki, yazın örneğin biliyorsunuz, geçen yaz ne kadar sıcak oldu, ondan önceki yaz yağmur yağmıyordu, kaç senedir yağmur yağmadı. Yani 120 yılın, son 120 yılın en kurak dönem senesini yaşadık geçen yıl, ondan önceki yıl. Sıcak olduğu zaman asfalt şey, sauna efekt dedikleri bir olay var şehrin içerisinde. Biz diyoruz ki bu araçların 23 saat günde ortalama bir araba park ediyor, 23 saat Almanya çapında. Onların kullandıkları, onlar için ayrılmış olan yerleri beton değil de yeşile dönüştürelim istiyoruz. Su havuzlara dönüştür, yani yüzme havuzu değil de havuzlar yaptıralım istiyoruz ki insanlar o sıcaktan olumsuz etkilenmesinler bu sıcaklardan. Evet. Son cümle bununla ilgili. Fransa'da örneğin geçen sene binlerce insan öldü sıcaktan dolayı, aşırı sıcaklardan dolayı. Almanya'da da aynı şekilde. Peki bu 4. aydan sonra toplu taşımalar için 29 euro devam ettirebilecek misiniz? Birincisi şey, bizim Berlin eyaletinde yaptığımız ulaşım politikasından dolayı federal hükümet şeye zorlandı. Bu 49 euro, 29 euroya ulaştı. Örneğin o 9 euro'dan bileti döneminde biz şey dedik, biz bunu Nisan ayına kadar uygulayacağız dedik. Ve şu anda tek eyalet, Berlin eyaleti bunu uygulayan. Ondan sonrasında büyük olasılıkla şeyden, federal hükümetten 49 euroluk bilet gelecek. Biz burada bunun ücretini 29'a düşürmek istiyoruz. Ne kadar uygulayabiliriz, uygulayamayız. Yalnızca Berlin Senatosu'nun alacağı karar değil. Brandenburg, Berlin ikisi bir şeyde. Ulaşım ağı içerisindeler. Onlarla anlaşmamız gerekiyor ama şimdiye kadar Bettina Jarasch, bizim çevre senatörünün yaptığı çalışmalardan dolayı şeyin büyük olasılıkla 29 euronun geleceğini düşünüyoruz. Yani Berlin için 29 euro, diğer eyaletler için 49 euro. Hmm. Şimdi son yapılan anketlere göre partiniz %22 civarında oy alacağı görünüyor. CDU 24, işte SPD 18 gibi falan. Bu tekrarlanan bu seçimlerden sonra Berlin Belediye Başkanlığı'nın Sayın Giffey'den Sayın Jarasch'a geçebileceğini düşünüyor musunuz? Biz ikinci parti olsak da Hristiyan Demokratlarla koalisyona girmeyeceğiz diye Sayın Bettina Jarasch geçenlerde açıklamada bulundu. Hı hı. Özellikle bu Neukölln'de yaşanan, yılbaşında yaşanan olaylardan sonra Berlin'deki Hristiyan Demokrat Parti şeyi söyledi, bu olaylara katılan kişilerin isimleri nedir? Alman vatandaşlar ama Alman ön isimlerini ama, söyleyin. Evet, isimlerini söyleyin dediler. Ali mi, Mustafa mı, Ahmet mi neyse. Ki biz de böyle bir partiyle bir koalisyona girmemizin doğru olmayacağını söylüyoruz ki Jarasch bunu gerekçe olarak söyledi özellikle. Bir, ikincisi eğer ikinci parti olursak biz şu anki hükümeti devam ettirmek istiyoruz. Ya ama bu kez Sosyal Demokratların değil, Giffey'in değil, Bettina Jarasch'ın başkanlığında. Hmm. Ki şu anki anket sonuçları buna uygun. Ama tabii ki şeyi bilmiyoruz. Yani Sosyal Demokratların Hristiyan Demokratlarla iktidara gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz. Ona Giffey karar verecek ya da Sosyal Demokratlar. Geçen seçimlerde örneğin Giffey Hristiyan Demokratlarla ve FDP ile koalisyona girmek için bayağı bir uğraştı ki kulislerde duyduğumuz, aldığımız duyumlara göre. Sonuçta tabii SPD içerisinde bu hükümetin sürdürülmesini isteyen insanlar da var. İyi ki var. Onların etkisiyle Giffey bu fikrinden vazgeçmek zorunda kaldı. Yani birçok koalisyon modeli mümkün tabii aslında. Tabii. Şu anki anket sonuçlarına göre Hristiyan Demokratlar, Yeşiller ve FDP bir araya gelip hükümet kurabilirler. Ki bizim istemediğimiz bir hükümet. Demin de söylediğim gibi. Yeşillerin istediği hükümet şu anki hükümet. Hmm. Şu anki hükümetin devam ettirilmesi. Evet. Ve bunun da böyle olması için çalıştığımızda başkanımız söyledi, başkan adayımız. Diğer bir olasılık, daha önce söylediğim gibi Hristiyan Demokratlar, Sosyal Demokratlar ve Liberaller, Almanya Koalisyonu denen koalisyon, bunun olma olasılığı yüksek. Eğer Giffey partisinde bunu kabul ettirebilirse.
Ama biz şey diyoruz, eğer şehrin yarısından fazlası Sosyal Demokratları, Yeşilleri ve Sol Parti'yi seçiyorsa, GİFA'nın, Sosyal Demokratların bu şeye seçime ya saygı göstermesi ve şu anki hükümetin devam ettirilmesi için ya evet, çalışması gerekiyor. Sevgili Turgut, şimdi 12 Şubat'ta seçimlere gidiyoruz. Siz tekrardan adaysınız. Kreuzberg'liler neden size oy versinler? Kreuzberg'liler neden bana oy versin? Konuşmamızın başlangıcında söyledim. Ben milletvekiliyim, ben milletin vekiliyim. Ben sürekli insanlarla görüşme içerisindeyim. Bana yazan, benden yardım isteyen, destek verebileceğim insanlara haklarını arama konusunda şimdiye kadar 11 yıldır çalışıyorum ve çalıştım. Örneğin bisikletle, geçenlerde bisikletle işte ışıkta bekliyorum, yanıma birisi geldi, omuzuma dokundu, ama böyle devam edin çalışmalarınıza dedi. Siz halktan birisiniz, Türkçe'de söylediğimiz gibi. O şekilde çalıştığım için sanıyorum, ya insanlar bunun farkındalar, yani sanıyorum değil, insanlar bunun farkındalar. Ve Almanca'da söyledikleri gibi insanlara ben hani göz hizası diyorlar. Yaklaşan birisiyim, ben şuradayım, siz buradasınız değil, ben milletin vekiliyim, insanların sorunlarını çözmeye, neye inanırlar, neye düşünürler falan, o insanların kendi dünya görüşlerine saygı göstererek siyaset yapan birisiyim. O yüzden evet, seçilebileceğimi düşünüyorum. Evet, bu yoğun seçim atmosferinde bize zaman ayırdığın için çok teşekkür ederiz. Biz sizlere başarılar dileriz, kolaylıklar dileriz. Umarım yine son aldığınız oy oranda alıp tekrardan parlamentoda sizi görmüş oluruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar. 12 Şubat'ta seçimlere katılması gerektiğini, şimdi sizin üzerinde yani bu program aracılığıyla da vatandaşlara bildirmek istiyorum. Konuşmadığımız bir konu seçim hakkı. Burada yaşayan herkesin seçim hakkı. Onun için de yeşillerin oy almasının, oy oranının yüksek olması gerekli diyorum. Teşekkürler, kolaylıklar. Biz teşekkür ederiz, sağ olun. Evet, değerli canlar, geldik bir programımızın sonuna. Bugün sevgili Doktor Turgut Altuğ ile beraberdik Yeşiller Partisi'nden. 12 Şubat 2023'te seçimler var. Lütfen mutlaka ama mutlaka gidin ve oylarınızı kullanın. Onun daha öncesinde istiyorsanız brifal dediğimiz mektupla da oy hakkınızı kullanabilirsiniz. Bu demokratik hakkınızdan mutlaka yararlanın. Hangi partiye oy verirseniz verin, aşırı sağcılar hariç, mutlaka katılın ve bu hakkınızı kullanın diyorum. Başka programlarda görüşmek üzere, aşk ile.